ilk işlem günü olan Salı günü. Dönüyoruz efendim şimdi Ağlatçı Yatırım'a. Yücel Tonguç Erbaş bizlerle olacak. Tonguç Bey günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydınlar, iyi haftalar. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi haftalar diliyorum. Tekrardan buradan herkesin, sizin geçmiş bayramınızı bir kez daha kutlamak istiyorum. Şimdi hemen biz kaldığımız yerden yeni gelen sorular var. Sizinle başlayalım. Şimdi yatırımcıların en çok merak ettiği yabancı takasındaki bu artış. Yabancıların işte bu kadar bankalarda satıcı pozisyonunda olduğu bir durumda neden hala yabancı takaslarda bir artış var? En çok merak edilen bu. Bir de yabancı tüm gelişen piyasalardan mı çıkış yapıyor yoksa TL'de negatif bir ayrışma mı var diye soruyor izleyenler. Tonguç Bey sizden dinleyelim. Şimdi kur tarafı için başlarsak yani burada özellikle bayramın öncesindeki bizim o swap kısmalarımız diyelim hem yurt içinde hem yurt dışındaki biz zaten daha önce de konuşuyorduk. Bir kere şunu söyleyeyim yani ben çok gelişmekte olan para birimleriyle veya doların dünyadaki değeriyle kurun birebir hareket ettiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Türkiye'deki döviz piyasası hem vergilendirmeyle hem de swap ne diyelim daraltıcı bazı hamlelerle zaten belli bir az likitte ortamında yani eskisi kadar da güçlü hacimlerle geçmeyen bir ortamdaydı. Bundan kaynaklı bir sıkışma vardı yani 6.85'te. Bunu bir nebze bazı kurumlara, bazı bankalara bu swap kanallarını biraz daha orantısal olarak akıştıktan sonra da zaten hep konuştuğumuz trend şeklinde değil merdiven şeklinde yani basamak basamak kurda hareketler görebileceğimiz, daha kontrollü hareketler görebileceğimizi konuşuyorduk. Dolayısıyla dolar değer kaybetmesine rağmen dünyada yani yalnız dolar TL için konuşuyorsak şu an 6.85 olan o aralık ya da o kademe diyelim 6.95 gibi veya 6.93-7 aralığı gibi bir yere oturmuş gözüküyor. Dolayısıyla parite hareketi veya diğer para birimlerine karşı TL'nin değeri biraz daha o para birimleriyle ilgili değişiyor. Ama dolar TL ile ilgili böyle bir durum var. Dolayısıyla tamamen bizim uyguladığımız politikadan kaynaklandığını düşünüyorum bu hareketin. Borsa ile ilgili yabancı oranı şunu söylemek gerekiyor. Bir kere haftalık yayınlanan bu hem iç borçlanma senetleri ile ilgili hem de hisse senetleri piyasasının yabancı kaynaklı para girişi çıkışı ile ilgili ben çok hatırlamıyorum ama neredeyse yıl başından sonra veya Mart'tan sonra 1-2 haftanın dışında iki hafta yani yalnızca. Evet bir haftanın dışında çok böyle bir para girişi olmadı. Dolayısıyla geçen haftaki takas değişimini bayram arası da vardı. Perşembe günü görmek lazım bir. İkincisi biliyorsunuz elindeki varlık değeriyle de ölçülen bir oran olduğu için burada ben belki o konuya da işte biraz hani endeks nereye gidiyor da girdiğimizde neredeyse tüm büyük hisse senetleri diyebileceğimiz hisse senetlerine bir satış gelmiş. Yani geçen hafta ben baktığımda salıdan sonra ve aslında küçük ölçekli şirketlerde bir nebze hala kendi fiyatlaması içinde tutunmaya devam ediyor. Dolayısıyla eğer perşembe günü haftalık bazda bir para girişi görüyorsak şöyle değerlendirebiliriz. Yabancı diyoruz ki evet satış geliyor. Belli hisse değişimleri yapmış olabilir bir. İkincisi Borsa İstanbul'un işte eskiden 113 bin şimdiki 1130'lu seviyelerde birkaç kez düzeltmesi sonrası hızlı toparladığı bir dönemdeyiz. Özellikle Eylül ayı geliyor. Yani Eylül'den kastım da aslında Eylül-Aralık ayının biraz daha portföy bazlı hani yeniden Mayıs sonrası bir para girişine özellikle Amerika ve dışındaki ülkelere olabileceği bir dönem gelişmekte olan piyasalar için düşünürsek bir para girişi ve değerlemesi sonucu gerçekleşmiş olabilir. Ama gerçekten çok enteresan bir borsa dönemi yaşıyoruz. Yani oranlar ayrı, fiyatlamaları ayrı. Bunu da perşembe günü göreceğiz diye düşünüyorum daha net bir şekilde.
Bununla birlikte Tonguç Bey, hemen Forex'in de anketi bize gelmiş oldu. Bugün Borsa İstanbul'da nasıl bir açılış bekliyoruz, hemen onu paylaşalım. Bugün 27 analist katılmış ankete, tamamı pozitif açılış tahmininde bulunmuş. Aşağı yukarı ortalama beklentide 8 puanlık artış, yani eskiyle karşılaştıracak olursak hemen hala alışamayanlar için 800 puanın üzerine bir tepki hareketi bekleniyor Borsa İstanbul'da. Dün biz kapalıydık. Özellikle ABD'ye baktığımızda ciddi pozitif fiyatlamalar vardı. Asya dün ve bugün pozitifti. Aynı şekilde Avrupa borsaları DAX öncülüğünde pozitif seyretti. Hatta bizim yatırımcımız da üzüldü. Keşke biz bugün açık olsaydık ne olurdu diye, ama ne dersiniz, dünü ve bugünü, ki bugün de endeksler yeşil seyrediyor, birlikte böyle harmanlayıp pozitif bir açılışı yapar mıyız? Bir de endekste geçtiğimiz hafta bayramdan önceki bu satış baskısı sizce hala düzeltme mi, yoksa trend aşağıya döndü demek için erken mi? Ya şunu söylemek lazım. Bir kere yükseliş trendini şu, yani daha doğrusu Perşembe günü kapanışı itibariyle yani kırıldığını söylememiz gerekiyor. Doğru. Yani hep konuşuyorduk ya işte ne diyelim, 1180, 1150, 1135. Hani buraları aslında 3 tane bizim destek bölgemiz, özellikle 1180, 1115, düzeltiyorum, 1150 seviyeleri trendin değişip tekrardan pozisyonların gözden geçirilip düşüş trendine doğru yön vermesinin sinyali olarak gördüğümüz yerler. Bunların çok altındayız. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Yani iki olay sonrasında aslında sert aşağı düzeltme yaşadık ama sonrasında da hızlı toparlanmalar oldu. Dolayısıyla bu bir üçüncü ayı tuzağı da demeyelim ama hani belki bir bayramın da araya girmesiyle beklenti değişmesi veya risk algısındaki değişimin beklentisiyle oluşan bir fiyat. Ben çabuk toparlayacağını düşünüyorum bugün. Burada önemli olan şey şu, biraz önce bahsettiğim gibi geçen hafta endeksi etkileyen bankacılık önderliğinde büyük çaplı hisse senetleri, yani endeks 30'un içindeki birçok hisse senedinde çok hızlı aşağı yönlü hareketler olduğu için endeksin bir süre daha işte 1130-1180 aralığında bir yerde özellikle yeniden yükseliş trendine girmesi öncesinde bir noktada kalabileceğini düşünüyorum. Fakat baktığım bütün küçük çaplı, daha yani endeks yine 100 içinde de olanı var ama biraz daha dışında da küçük çaplı hisse senetlerinde düzeltmeler olsa da birçoğunda yukarı yönlü beklentinin devam edeceği gibi bir algı oluşmuş. Dolayısıyla hazır bayramı atlatmış ve İşte 2,5 günlük kapalı olan bir piyasa sonrası neredeyse bu 2,5 günü tamamen yükselişle geçiren bir Avrupa ve Amerika borsası düşünürsek, bugün hızlı başlayıp bir nebze yukarıda, yani belki 1150 civarlarına da yaklaşma çabasına doğru giden bir borsa ve sonrasında gerçek alımların gelip veya bunu bir satış fırsatı olarak değerlendirilebilecek bir ikinci dalga mı olacak bayram sonrasında, onu görmek lazım. Ama bence arada bayram olduğu için çok sağlıklı fiyatlamalar olmadı. Bir panik havası da oldu. Dolayısıyla ben hızlı bir toparlanma, bir noktada da yeniden trend belirlemek için birkaç günlük geçiş bekliyorum. Ama dünya piyasaları bozmazsa biz geçen hafta verdiğimizi bu hafta tekrardan tamamlayabiliriz. Yani bunun geri dönüşünü yapabiliriz. Özellikle bugün enflasyon da var tabii ama bu haftaki haber ve veri akışıyla birlikte. Evet, şimdi enflasyona da gireceğiz zaten sizinle. Bununla birlikte Viyop'u açmış olduk. Viyop'ta %0,08'lik bir yükselişle açtık ama an itibariyle %0,82'lik bir yükseliş var. Borsa İstanbul'daki açılış tahminlerine çok yakın, eski puanla, 1000 puanla yakın, yeni puanla da artık 9-10 puan diyoruz. Aşağı yukarı 11 puanlık bir yükseliş var. Pozitif bir başlangıç yaptık ama gözümüz bugün saat 10'da açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Neden önemli? Şimdi beklenti %12'nin üzerinde yıllık olarak baktığımızda. Tabii şimdi enflasyon rakamlarını yukarı yönlü revize etmek de Merkez Bankası'nın bundan sonraki faiz indirim süreci önüne aslında bir ket vuracak. Hatta 2021 için faiz artırım döngüsüne girebilir mi diye Merkez Bankası içinde birçok rapor ve söylenti de var. Siz ne dersiniz? Bu yüzden enflasyon verisi bugün TL varlıklar için önemli olacak diye düşünüyorum Tonguç Bey.
Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bugünkü veri Temmuz tarafında Mayıs-Haziran'a göre bence biraz daha piyasa hep beklentisini yanlış hatırlamıyorsam biraz daha üzerinde bir aylık enflasyonla gittik. Yıllığında bunda etkisiyle işte %12'den üstüne çıktık. Bu sefer şaşırtıcı bir şekilde beklentilerin biraz altında biz kurum olarak aslında 0.95 gibi bir aylık beklentimiz olsa da benim kişisel beklentim biraz daha yani beklenti altında bir aylık enflasyon. Bunun da belki 12 civarlarına hatta biraz 12'nin altına doğru da enflasyon çekebileceği yönde. Fakat yani esas konumuz bence bu ayki enflasyon ya da geçen ayki enflasyondan ziyade zaten Sayın Uysal'ın da bence çok net bir şekilde geçen haftaki sunumunda o revizeyi yapması ki burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Pandemi sırasında birçok yani buna kesinlikle merkez bankalarını da dahil edebiliriz. Öngörülemez birçok değişim oluyor. Şimdi biz önümüzdeki dönemde de birçok raporda, birçok beklentide bazı değişimler göreceğiz. Dolayısıyla Merkez Bankası da hızlı bir şekilde reaksiyon göstermiştir. İşte 8'lerin üzerinden 7.5'a indirdiği beklentisini tekrar 9'lara yakın bir yere getirmiştir ki bence bu çok da makul bir hedef diye düşünüyorum yani bu yıl için özellikle. Dolayısıyla şunu kabul etmemiz lazım. Faizleri de bunun içinde gerçekçi olmak gerekirse tutmamız gerekiyor. Biraz daha bu seviyelerde faiz belki sene sonuna doğru yukarı doğru baskılanabilecek bir faiz ama aynı zamanda da enflasyonun çok böyle 15'lerin üzerinde değil çok tek haneli rakamlarda da kalıcı olmaya doğru gitmeyen biraz daha talep biraz daha pandemi etkisi altında olan bir enflasyon yılı geçireceğiz. Ve belki de hedeflerimizi yani orta vadeli hedeflerimizin enflasyon tarafında biraz gerisinde kalacağız. Özellikle faiz tarafında piyasa faizleri hala fonlama faizinin altında gerçekleşiyor. Krediyi de buna dahil etmek lazım. Ama tahmin ediyorum özellikle Ağustos sonrasında burada da politika faizine yaklaşan bir bankacılık kredi faiz oranı olabilir. Dolayısıyla istediğimiz ivmeyi kredilerden büyüme yönünde bu yaz aylarında alıp yolumuza biraz daha 10-12 arasında enflasyon ve 8 ile 9 arasında diyelim veya 8-8,5 arasında bir faizle yıl sonuna doğru gidebiliriz. Bu da çok şaşırtıcı değil. Ben enflasyonun hala beklentilerin üstünde ama büyüme rakamlarında bu döngüye baktığımızda beklentilerin özellikle dış kaynaklı beklentilerin çok daha iyi ilerisinde yani pozitif anlamda olumlu gerçekleşeceği bir yıl olmaya doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Şimdi Tolguç Bey bununla birlikte bir de altın fiyatlarını tekrar yatırımcılar için hatırlarsak 1974 dolar seviyesinden itibariyle ons altın 75'i gördük. 442 lira seviyesinde gram altın çünkü dolarda yukarı yönlü bir hareket gördük uzun bir süreden sonra. Hem ons altının hem de doların yukarı yönlü gitmesi de gram altında 442 liraya getirdi bizi an itibariyle. Şimdi bayramda siz de birçok kişiyle selamlaşıp sohbet etmişsinizdir. Bütün bayram boyunca benim çevremden aldığım en büyük soru hala altın alınır mı? Biz altındaki fırsatı kaçırdık ya da elimizde var satalım mı daha da alalım mı? Herkesin kafasındaki soru işareti bu ve herkesin odaklandığı sanıyorum ki altındaki bu yükseliş ve bu yükselişin devamı gelir mi sorusu. Ne dersiniz elinde altın olmayan için altın tekrar alım fırsatı verir mi uzun vadede 1975 dolara gelmiş bir ons altın 442 liraya da gelmiş bir gram altın varken karşımızda? Şimdi şunu söylüyorduk. Mesela 1795 onsta kırılmadığı sürece 396 TL özellikle gram tarafında aşağı kırılmadığı sürece bir yukarı trend olabilir. Bu onsta hemen 1795'in üstünde 1900-1920 işte gramda da bunun etkisini görebiliriz. Bu sırada kurda da herhangi bir değişiklik olmazsa diye işte 420 TL civarları bir hedef gibi gözüküyordu. Ama geldiğimiz noktada ons 1920 doları geçti hatta 2000 dolara yaklaştı. Ayrıca kurda da bir 10-12 kuruşluk veya 10-15 kuruşluk bir yükseliş gerçekleşti. Bu tamamen gramın iki yönden de yukarı doğru desteklenmesi anlamına geliyor. Şimdi diyebileceğimiz şu, özellikle Dünya Altın Konseyi'nin açıklamalarından da görüyoruz ki talep tarafında altında %6'lık bir daralma var son çeyrek itibariyle. Fakat özellikle altın uzun pozisyonların ve uzun süredir o takip ettiğimiz fon yani altın fonlarındaki miktardaki artışın da devam etmesi
altında şu an için aşağı yönlü hareketi sınırlıyor. Ben olsam 1980 üzerinde eğer geçiyorsa altın 2000 ve üzeri için yeni pozisyon, 1920 aşağı kırılmadığı sürece geri çekilmeler yine alış fırsatı gibi gözüküyor. Ama 1920 dolar aşağı kırıldıktan sonra aynı 1795 dolar gibi artık bütün pozisyonları zararda, kârda neredeyse ona göre düşünmekte fayda var. Şimdi grama gelince kurun bir süre daha buralarda kalacağını düşünürsek ons altındaki bu fiyatlamaya göre eğer 440'ın üzerinde özellikle 1780-85 dolar üstünde kalan bir onsla gidiyorsam hiç altınım yoksa bile aldığımda altını, gram altını 440'lı seviyelerden o zaman aşağı yukarı 430'lu civarları 1920 ne derler ons altın beklentisinin aşağı kırılmadığı sürece geri çekilmelerde pozisyonumu arttırırım. Yani 100 lira 100 lira ya da 1000 lira 1000 lira koyuyorsam gramı devam ederim. Uzun vadeli bir yatırımcıysam 1-1,5 senede altınlarımı tutarım. Fakat trade ediyorsam bu seviyelere yani 430 gramda 1920'de şeyde ons altında benim stoplarım olarak belirleyerek alışlarımı ona göre yaparım. Kar realizasyonu için uzun süredir tutuyorsa 1900 düzeltiyorum 2000-2500 arası da bir altın beklentisi varsa bence bir nebze olsun %10-%20 realize edebileceği seviyeler gibi geliyor bana 440'lar. Ama 400'lerin altında bir altını da bu sene hatta belki önümüzdeki senede çok beklemek yani TL bazlı özellikle de 1700 veya 1650 dolarların altında ons bazlı çok gerçekçi olmayabilir şu an için. Tonguç Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Hafta sizinle başlamak çok güzeldi. Size iyi seanslar ve iyi çalışmalar diliyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere sağ olun. Ve efendim beklenti raporunu kapatmadan hemen bir rakamları hatırlamış olayım.